Arkadaşlar, bu uygulamalarda Excel üzerinde verilerimizin grafiklerini oluşturmak, grafik çizmekle ilgili çalışmalar yapacağız. Öncelikle grafik oluşturmadan önce verilerimizin de o grafiğe uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. Her veriden her türlü grafik çizilir diye düşünmek yanlış olabilir. Yani burada aylar üzerinde işte basit gelirler, satışlar olabilir ve bunların hemen hemen birçok türünde grafik olabilir. Ancak yine de çizeceğimiz grafiğe uygun verilerimizi hazırlamamız ya da amacımıza uygun şekilde hem grafiğimizi hem de verimizi ona göre düşünmemiz gerekir. Şimdi grafik çizme adımlarını ve yine bu şekilde hazırlığımıza ilişkin çalışmaları birer birer yapalım. Birinci uygulamada işte o bizim bütçemizden ya da herhangi bir şekilde satışlar, giderler, gelirler, bayiler olabilir ve bunların 6 aylık belli bir zamanda. Tabii bunun yerine satışlar illerde olabilir. Bir anlamda tipik olarak özetlenmiş bu veri üzerinde grafiğin oluşturulması. Seçtiğimizde verimizi ve mutlaka başlıklarıyla seçmemiz lazım. Bu A1'i seçmeye de gerek yok. Sadece burayı seçersek de hatalı olabilir. Başlıklarından seçmek arkadaşlar gerekirse Ctrl Shift sağ ok aşağı ok şeklinde verilerimi seçtim. Grafikler, grafik çizmek için ekle, insert menüsüne gidiyoruz ve bu görmüş olduğunuz grafik türlerinin seçerek ilgili grafiği çizebiliyoruz. Veya önerilen grafiğe tıklayarak da olabilecek grafikleri gösterip veya istediğiniz türleri de burada görerek de o verilerden ne tür grafik olacağını da tabii arkadaşlar kullanabilirsiniz. Burada veri alanımızı seçip sütun grafik, kolum grafik çiziyoruz birinci uygulamamızda. Tıkladığınızda görmüş olduğunuz gibi genellikle tek bir grafik türü değil. Yani sütun grafik dediğiniz bir tek bu değil. İki boyutlu ve üç boyutlu olabiliyor. Ve bunlar da kümelenmiş yani clustered ve yığılmış üst üste durabiliyor. Her birinin amacı hem yerleşim bakımından hem gösterim bakımından farklı farklı. Tabii buradaki istatistiksel altyapıyı da düşünmek lazım. Burada her biri tek tek gösteriyor. Burada ise toplanmış olarak bir anlamda gösteriyor. Burada ise yüzde yığılmış olarak gösteriyor. Yani üçünden de yan yana çizersek zaten farkı daha iyi anlarız. Normal kümelenmiş sütun çizmek istiyorsak onu bu şekilde arkadaşlar çiziyoruz. Diğerlerinin farklarını da şimdi göstereceğim. Diyelim ki grafiğimizi çizdik. Grafiğimizi istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Veya grafiğimizi yeni bir sayfaya da taşıyabiliyoruz. Yani tek sayfa olarak bir grafikte çizebiliyoruz. Buna biz karar vereceğiz. Demek ki ekle dediğimizde istediğimiz türü seçtiğimizde onun yerleşimine biz karar veriyor olacağız. Şöyle buraya aldım. Şimdi grafiği oluşturduktan sonra iki boyutlu column grafik, sütun grafik ve clustered kümelenmişi. Tabii gördüğünüz olduğunuz gibi grafik stilleri, grafiğin tasarımı ve biçimi diye iki araç çıkıyor. Grafiğin stillerini seçebilirsiniz. Yani daha çok bunlar renk tarzında verecek. Tabii farklı farklı düzenlemeler de yapabileceğiz arkadaşlar. Bu şekilde stil seçebilirsiniz. Bir de burada kullanacağımız butonlara da bakalım. Artı grafik ögelerin eklenmesi, eksen başlıklarını ekleyebilirsiniz. Tipik olarak veri etiketlerini, data label deniliyor, etkili ekleyebilirsiniz. Burada üstte altta gibi çok kullanabileceğim bir şey. Böyle büyük şeylerde karışık olabilir ama bir tane seri de seçilebilir. Burada ne varmış? Pazarlama gelirleri, bu gri olanı seçtim. Sadece onu ve ona veri etiketi düzenleyebilirim, seçebilirim arkadaşlar. Data label. Yine veri tablosu kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. İsterseniz hata çubukları şeklinde bir istatistiksel anlam ifade edebilir, bir tolerans gibi. Yine kılavuz çizgilerle gösterge dediğimiz bu aşağıdaki davadır arkadaşlar. Ve eğilim çizgisi de yine istatistiksel anlamda arkadaşlar bakabilirsiniz. Yani bir seriyi seçtiğimizde onun eğilim çizgisini göstermek arkadaşlar bir anlamda ne diyelim doğrusal bir denklem çıkarması
Ona göre de bir denklemin hani ne diyeyim lineer artışı vesaire gördüğümüz bir çalışma. Daha basit bir veri üzerinde daha anlamlı olacaktır. Evet, tekrardan undo yaparak en basit haline geri almış olduk. Demek ki seçerek ve sütun grafiğimizi ekleyip seçiyoruz. Ama sütun grafiğin 2 veya 3 boyut seçeneği kümelenmişi ve de yığılmışı vardı. Bir de yığılmışını seçeyim bakın. Buradaki fark şu. Hemen gösterelim. Tercih edebilirsiniz. Burada neydi? Her bir ayın değerleri vardı. Bakın her bir ayın tek tek gösteriyor. Burada ise yığılmış gösteriyor. Eksene bakarsanız burada 10 bin, 20 bin, 400 bine kadar tek tek görüyoruz. Burada ise bakın toplamının 1 milyon 600 bin olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar yığılmış, üst üste getirmiş. Burada da güzel bir yine etiket çalışmasıyla görebilirsiniz bir anlamda, kümülatif anlamda. Bunu da isterseniz ayrıca bir seçeneğimiz daha var. Bu çizgide ve diğer türlerde de bu tarz görebilirsiniz. Bir de yüzde yığılmış, yığılmışın yüzde yığılmış şeklinde bakın onları artık bir yüzde gösterir gibi o yüzde içerisinde buradan baktığınızda da arkadaşlar onların hangi yüzdelere yani bir anlamda bunu %100 düşünüp hani burada sarının oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. Sarı neymiş? Burada bakacak olursak faiz gelirleri gibi. Yani buradaki amaç dediğim gibi neyi vurgulamak istiyorsak ona uygun bir grafik türünü seçmek. Tabii ona uygun başlıkları yazmak, aylık gelirlerimiz vesaire gibi arkadaşlar kullanmak. Ya yani burada önemli olan şey tabii şirket ortamındayız. Neyi vurgulamak istiyoruz? Aylık gelirlerimizin artışını, azalışını veya karşılaştırmasına imkan verecek grafiği çizmek arkadaşlar. Tabii verinin görselleştirilmesine yine hizmet edecek şekilde uygun çalışmayı yapmış olmak gerekir. Yani gelişi güzel bir grafiği çizmek ve onu bir grafik gibi düşünmek yanlış olacaktır. Uygun şekilde seçmemiz lazım. Peki, geldik grafiğimizi çizdik. Çeşitli düzenlemeler var. Burada yapabileceğimiz birkaç düzenleme daha var. Hemen burada satır sütun değiştirmek. Switch row column diye geçiyor arkadaşlar. Burada da espri şu. Excel x eksenine neyi koyacağını veya gösterge olarak neyi kullanacağını normalde bilmiyor. Hangisi fazlaysa onu alıyor. Ama bu grafikte de bir hata yok. Ocak ayında ama siz bunu bu şekilde de görmek isteyebilirsiniz. Ya her bir geliri alsın tek tek göstersin veya hani burada iller olabilirdi. Bunlar satışlar olabilirdi. Satışlar iller, iller de satışlar gibi. Demek ki istediğiniz şekilde bir satış düzenlemesi yapmanız mümkün arkadaşlar. Veri seç, select data aracında ise İstemediğiniz bazı elemanların çıkartılmasını yapmak gibi o da yine yararlı bir çalışma olacak. Dedim ya işte herhangi birini seçersiniz o anlamda daha kolay olur. Yani sadece ilgilileri göstermek gibi diyelim seçebilirsiniz. Onun dışında grafik türünü değiştirmek, yeniden grafiği seçmekle ilgili adımları yapmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar birinci uygulamamız da basit anlamda bir grafiği oluşturmak. Oluşturduktan sonra da bileşen eklemek. Burada renklendirme düzenlemeleri bir anlamda stil seçmek gibi. Ama renk için şunu da yapabilirsiniz. Üzerine gelip sağ tıklayıp dolgusunu veya şeyini değiştirmek gibi düzenlemeler yapabilirsiniz. Çok detaylı bir düzenleme sistemi var. Yani şuraya geldiğinizde açılan yerlerden renklerini burada çok çeşitli detaylarda arkadaşlar renkleri düzenlemek söz konusu. Evet, onun dışında işte burada renkli, burada fitti. Bu aynı zamanda aynı veri seçe benziyor. Select data istediğiniz ayları eklemek, çıkarmakla ilgili arkadaşlar. Evet, birinci uygulamamızı bu şekilde yaptık. İkinci uygulamamızda farklı bir grafik türü çubuk grafik arkadaşlar. Clustered bar grafik, sütun grafik. Yine seçiyorum. Ekleye geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradan istediklerimi seçebiliyorum. Bu da güzel olabilir. Neden? Her zaman grafik hani yine renklendireyim. Farklı bir şekilde gösteriyor olabilirsiniz. Yani
Bu da farklı bir etki yaratabilir. Çubuk grafik aynı şekilde farklı farklı düzenlemelerini yapabilirsiniz. Yani çubuğunda kümelenmişi ve üç boyutlusu vesairesi hepsi yapılabilir. Ve aynı düzenleme hepsi bileşen eklemek, satır üstünü değiştirmek vesaire hepsi arkadaşlar tek tek gösterilir. Üçüncü uygulamamız da çizgi grafik. Evet, özellikle zamana göre değişimi göstermek istiyorsak, hani bir trend göstermek istiyorsak tercihimiz çizgi, line grafik olabilir. Çizgideki seçenekler yine normali, yığılmışı yani stacked olanı ve yine percent olanı yığılmışı ve bunların isterseniz de işaretçili olanlarını tercih edebilirsiniz. Daha güzel olabilir. Bakın normal işaretli olanı tabi stil olunca gitti işaretler. Kendimiz renk verebiliriz arkadaşlar. Şuradan gidelim. Evet, grafik alanını biçimlendire gidiyorum. Düz dolgu şeklinde istediğim rengi vererek grafiğimi seçebilirim. Belki daha koyu renkler daha iyi olabilir. Yani tercih sizin. Ondan sonra yine isterseniz burada da çizgide de line grafikte de yığılmışını tercih edebilirsiniz. Bu da yine şu rakamlara bakarsanız hani kümülatif artış şeklinde arkadaşlar grafik çizmeyi bize sağlıyor. Tamamıyla tercihlerimizden ama özellikle vurgulamak istediğimiz arkadaşlar bir eğilimi göstereceksek, trendi göstereceksek çizgi grafiği tercih etmek, gerekli düzenlemeler yapılacaksa onları yapmak. Evet, dördüncü bölüme geçiyoruz. Yine en çok kullanılan grafiklerden bir tanesi pasta grafik, pay grafik. Burada şuna dikkat etmek lazım. Burada çizdiğiniz gibi verilerden direkt gelip pasta çiz derseniz Excel böyle bir şeyi pastaya çeviremeyecektir. Bakın. Gitti ne yaptı? Bir tek satışların şeyini aldı. Yani bu neyin yani hatalı bir grafik oldu. Çünkü çok serili bir grafik değil pasta grafik. Pasta grafik çizmek için evet bir hazırlık gerekir. Yani benim bir yerde satışlarım ve karşılığında tek bir şey yani işte pardon ondan sonra şöyle kontrol değer yapıştırarak alayım. Bana böyle bir yer lazım. Yani sayımlar, oy sayımları, parti sayıları gibi sadece bir seri olması lazım. Ekle, pasta diye bu şekilde düşünmek lazım toplam değerlerin. Tabii pasta daha çok 3 boyutlu çizilecektir. Ekle arkadaşlar ve mutlaka çizdiğimizde tasarımına gidelim. Yüzdelerini göstermek. Yani de etiket şey anlamında, veri etiketleri anlamında istediğiniz renkte kullanabilirsiniz yüzdelerini göstermek. Yani şu etiket göstermeye gidip veri etiketleri ve onun da diğer seçeneklerine gidip bakın yüzdeleri de göstermek, hem değeri göstermek, göstermemek ama bunları seçebilirsiniz. Bunlar çok yararlı olacaktır. Hatta pastanın ayrılması şuradan bakın. Arkadaşlar dilimlerin ayrılması, isterseniz mouse'la çekilmesi gibi düzenlemeleri yapabilirsiniz. Bunu yapmadan da böyle bir verinin dediğim gibi bunu seçerseniz pasta grafik olmayacak. Sadece bunu alacak. Yani tek bir seriden, tek bir sütundan, satırdan grafik çıkabilir bir anlamda pasta grafik. Ama ne yapabilirsiniz? Bunu seçerek, kontrole basarak bunu seçerek ikisinin eşit olması mutlaka gerekli olur. Ve gidip pasta grafiği çizerek ve onu biçimlendirerek arkadaşlar yüzdeli olacak şekilde veya kendi istediğiniz gibi biçimler vererek buradan ondan sonra pasta grafiğinizi biraz şunları da büyütelim. Çizebilirsiniz. Çok yararlı bir çalışma. İstediğinizde hangisi en yüksek? %23 burasıysa onu da şöyle mouse'la çekerek pasta grafiğinizi oluşturabilirsiniz uygun bir ad vererek. Çok kullanacağınız güzel. Bu da sadece hani çok sayıda verinin tek tek aylık artış azalışını gösteriyor gibi değil. Bir toplamın, bir sonucun yani
işte nasıl oyların dağılımı gibi, işte gelirlerin dağılımı, bir pastada artık bir şeye indirgemeniz lazım. Yani ürettiniz, o ayki üretimin toplam dağılımı. Gün gün üretimleri tek tek, hani bir günün dağılımı gerekecekse olur, ama burada esprisi demek ki bir sonucu, bir toplamı, tek bir su indirgediğiniz bir şeyi tabii ilgili veri alanlarıyla yapmak ve onun grafiğini çizmek olacaktır. Evet, devam edelim diğer grafik türlerine. Halka grafikte benzer türde arkadaşlar donut grafik deniliyor. Bunun zaten içerisinde gördüğünüz gibi halka çizerek daha farklı bir tasarım. Yine aynı şekilde yüzdelerini yüzde olarak veya normal olarak gösterebilirsiniz. Etiketlerini de isteyebilirsiniz beraber. Hepsi düzenlemeleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Alan grafik çizgiye benziyor ama yani alan area grafik, yani şundan bahsediyoruz. İki boyutlu, üç boyutlu olabilir arkadaşlar. Ondan sonra yani tamamıyla oluşturacağınız bir etkiyi düşünebilirsiniz. Uygulayacağınız bir çalışmayı düşünebilirsiniz. Belki bu şekilde yapmak daha güzel, üç boyutlu veya böyle katmanlı göstereceğiniz bir durumda tabii ki kullanılabilir. Ama temel grafik türü şüphesiz sütun, çizgi ve pastadır arkadaşlar. Birçok veriyi veya düzenleyerek elde edeceğimiz verileri bu grafiklerle grafiklendireceğimizi düşünebiliriz. Evet, geldik dağılım. Scatter, X'ye dağılım, X'ye scatter diye geçiyor. Biraz istatistik bilgisi burada gerekiyor. Bir anlamda korelasyon gibi. Yıllara göre reklam harcamaları ve ciroları var. Ekle dağılım grafiği. Artık buradan tek tek göremeyebiliriz. Gidip buradan da bulabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi XY grafiği, dağılım grafiği seçtik. Görmüş olduğunuz gibi bir artışın olduğu, aralarında bir ilişki olduğunu, hani reklam harcamalarıyla ciro artıyor şeklinde arkadaşlar. Bu ciro reklam arttıkça tersi olsaydı, örnek veriyorum, bu böyle olsun, tersi olsaydı düşecekti. Yani bunu nasıl terse çeviririz arkadaşlar? Şöyle düşünelim veya ben atmasyon değer gireyim, düşerekten gideyim. 300 bin olsun ve 220 bin olsun. Aşağı doğru azaltayım. Bakın bu sefer aşağı doğru gideceğini, yani ters orantı var. Yani şey artarken ondan sonra satışlar düştü. Çok dramatik düştü. Biraz daha yavaş yavaş düşsün. 250 diyelim o zaman. Evet, çok yavaş düşürmüşüm. 200 neyse yazalım. Yani aralarında bir ilişki var. Yani o arttığında o artıyor. Korelasyon var. Bu sefer o düştüğünde düşüyor. İşte bu işaret de onun düştüğünü gösteriyor. O düştükçe reklam cirolarınız arttırdıkça reklamınız düşüyor şeklinde şöyle devam ettirelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da ilişkinin olmadığını görmüş oluyoruz. Evet, tamamıyla istatistiksel bölümde de bakarsınız korelasyon anlamında. Kabarcık bubble özel bir durum yine. Sanıyorum sadece şu alanlar seçiliyor. Evet, burada yine kabarcık bunun içerisinde yer alan bir şey, yani ona benzer bir şey. Buradan bakacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kabarcık. Yani burada da yine özel bir durum istatistiksel de düşünülebilir. Yani bu bileşenlerin birbirleriyle ilişkisi, personel içeri ilişkisi olmadığını, olmadığını araştırmak için diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Özel bir durum hisse senedi grafiği. Hani biliyorsunuz hisse senetlerinde vardır ya şey işte artış azalış gibi, günün kapanışı gibi, buradan yapabilirsiniz. Farklı seçenekleri bunlar. Ondan sonra bu şekilde gün içerisinde hani şirketlerin durumunu göstermek üzere
kullanacağınız bir grafik türü, özel bir durum arkadaşlar. Yüzey grafiği yine o şeye benziyor arkadaşlar. Şeyde yaptığımız çizginin altındaki grafik türüne benziyor. Şuna bakalım, yüzey grafiği. Yani bu şekilde bir area chart mantığı, surface chart gibi yine boyutlu gösterebilirsiniz. Farklı farklı katmanlarda olabilir. Hani uygun biri de uygun bir, hani en iyi şekilde ifade edebileceksek bunu tercih edebiliriz arkadaşlar. Diğer bir şey, radar grafik. Ben çok kullanıyorum bunu. Örümcek ağda denebiliyor. Değişik adlandırılabiliyor. Bakın, enteresan. Ekle diyelim. Radar grafikte arkadaşlar. Ondan sonra burada de seçebilirsiniz farklı tasarımları. Burada şunu düşüneceğiz. Radar grafik şirketsel anlamda kullanabileceğiniz bir grafik türü. Burada merkezden büyüyerek giden daireler gibi düşünün. Yani burada baktığınızda arkadaşlar, tedarikçiler var, onların puanları var. Ondan sonra hizmet kalitesi bakımından sarı dönüyor. Yine mali durumu bakımından şu gri görmüşsünüz, kalite sistemleri bu şekilde. O firmalar bunlar: ABC, FC Bilişim firması, ABC Gıda. Görmüş olduğunuz bu en düşük buymuş buymuş gibi. Tabi yine satır sütun değiştirmeyi unutmayalım. Bu sefer de halkalar arkadaşlar, firmalar olacak. Yani FC Bilişim'e bakacak olursak hizmet kalitesi çok yüksek. Ondan sonra ama kalite sistemi olarak düşük gibi düşünebilirsiniz. ABC Gıda yine şey, personel kalitesi yüksek ama onun da kalite sistemleri düşük gibi. Sarı olan Öz Kırtasiye. Bunun da böyle bir düzenleme. Demek ki ortadaki değerler küçük, büyük gibi. Yani bunların en dış değerini 100 kabul edip ona doğru düştüğünü düşünebilirsiniz. Yani isterseniz firmalar farklı şekillerdeki özelliklere ilişkin değerlerini burada gösterebilirsiniz. Ya da tam tersi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi firmaların belli durumlardaki değerini ya da o özelliklerin firmalar açısından değeri gibi, yani bir hizmet kalitesinin hangisinde yüksek olduğunu burada da arkadaşlar, FC Bilişim'de mavi, bu sefer de maviyi hangi özellikleriyle burada yer aldığını gösterebilirsiniz. Yani ne diyelim, sıfırdan küçük en yüksek değerlere göre. Yani burada bir firma buralardaysa, düşündüğümüz firma, bunları en düşük bölümde, firmamız en üst sıralarda geziyorsa en büyük değere sahip. Aynı şekilde çevirdiğinizde arkadaşlar, bu sefer dönenler burada hizmet kalitesi özellikler, şu özellik en dışarıda dönen en yükseği, yeşil olan özelliği görüyorsunuz mali durum bakımından. Mesela şu firma çok kötü durumda, diğerleri yüksek, FC Bilişim. Demek ki firmaların aldığı puanlarını sıfırdan küçüğe, halkalar şeklinde göstermek tercih, üst tercih, dış halkaları tercih etmek gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada arttığında ondan sonra onun çok büyük olduğunu görüyoruz. 12 diyelim, o abartılı oldu. Veya düşürdüğünüzde de onun en düşük olduğunu görüyorsunuz. 1 var, 6 var şeklinde arkadaşlar. Demek ki aldığı puana göre düşüyor. Evet, devam edelim ama kullanabileceğiniz şirketlerde gap analysis'te, tedarikçi değerlendirmede tipik olarak kullanılır arkadaşlar. Yani bu farkları göstermekte, yani bir puana karşılık yapılan değerlendirmede. Evet, ağaç haritası. Bunlar Excel'in yeni grafikleri arkadaşlar. Hiyerarşik bir durumu gösteriyor. Ekle dediğinizde bakın, şurada ağaç haritası, dediğim gibi ister buradan ister oradan bakabilirsiniz. Şuradan bakalım. İki tane var genelde. Baktığınızda bakın, Türkiye'yi gösteriyor. O bölge bölge İtalya'yı gösteriyor. Şey gösteriyor. Farklı formatlar alabilirsiniz. Bakın, bu şekilde firmalarımızın Türkiye'deki, İtalya'daki ve Çin'deki şeyleri arkadaşlar, ne diyelim, çalışma saatlerini gösteriyor. Satışları da olabilir vesaire. Amaç bir
Hani alan olarak göstermek, burada en fazla Türkiye'deki çalışma saatini gösteriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu bir de güneş ışığı şeklinde de bakın göstermek mümkün olacaktır. Şöyle yapalım ve renklendirelim. Bakın, Türkiye işte bu firma, burası Şubat, bunlar firmaların bölgeleri ve çalışma saatleri. Çin bu aylar bu bölgelerdeki firmalarımız demek ki, yani yabancı bir firmamız var ve buradaki çalışma saati ya da o personelin vesaire. Yani amaç, hani Türkiye'yi şöyle düşünün, bölgeler var, 7 bölge, sonra bölgeler içerisindeki illerimiz var gibi, tüm Türkiye var gibi. O şekilde arkadaşlar kapladığı alan kadar büyüklüğünü gösterecek ve bunları hiyerarşik şekilde bir ülke parçalanıyor, tekrar parçalanıyor şeklinde düşünebiliriz. Evet, çok basitçe şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye, ben size bölge örneği vereyim. Türkiye, Ege, tamam, Marmara, Akdeniz, güzel çıktı. Marmara koyalım buraya, burayı da Ege yapalım. Karadeniz'den olsun, Marmara olsun. Tamam, Türkiye'yi devam ettirelim. İller olmadığını düşünelim ya da tek tek iller de olabilirdi. Ülke, ondan sonra bölge ve üretim diyelim. Yani o hiyerarşiyi ifade etmek istiyorum. Üretim rakamlarını atmasyon yazdım. Seçiyorum. En iyi şekilde bakın böylelikle gösterdim Marmara, Ege diye. Arkadaşlar Türkiye'yi düşünün. Bunlarda her biri o bölgeye ayrılmış. Tamam. Şimdi isterseniz illere de bölersek daha iyi olacak sanıyorum. Bu şekilde iller diyelim. Belki bölgeleri biraz daha artırmak söz konusu olabilir. Şu Karadeniz'de Ege, Marmara yapalım. Ege, iki tane de Ege olsun. Marmara yapmak istiyorum. Ondan sonra Akdeniz, tamamını Akdeniz yapmak istiyorum. Evet, Türkiye burası. İller, bir böyle tekrar iller de vereyim peki. Evet, özel listeden geliyor. Normalde olmayacak bir şey. İzmir, Aydın, İstanbul. İstanbul, Çorlu, ondan sonra Akdeniz'de Antalya ve neresi diyelim? Adana olsun. Adana'ya bir üretim şeyi daha verelim. Evet, seçtiğimizde ekleden hiyerarşi kısımdan gittiğimizde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Türkiye'yi bölgeler halinde bir de şöyle deneyelim. Bir yanlışlık bir de bu şekilde deneyelim. Tamamı Türkiye olduğu için o şekilde bölündü. Renkler de ondan kaynaklanıyor sanıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası Türkiye, Marmara'ya, Ege'ye bölünüyor. Daha sonra da illere ayrılıyor. Bakın hepsinin büyüklüğü. Rakamlar tabii kendi şeyle ilgili ama bir tanesini azaltalım, farkı görelim. Mesela Ege'nin İzmir Aydın'ı, Ege'nin İzmir'ini düşürelim. Bakın İzmir'deki üretimi düşürdüm. O kadar göstermiş oldu. Ege'deki üretim de azaldı. Aydın'ı da düşüreyim. 12 yapayım. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye, Ege az, İzmir Aydın şeklinde arkadaşlar bu şekilde hiyerarşik, yani ülkeler, şunlar bunlar, bölgeler gibi düşünebilirsiniz. Tabii aynı şekilde fabrika, depo falan gibi de olabilir. Yani bir hiyerarşi oluşturacak
veriler temelinde sayıların o alanlara göre gösterimini sağlayacak. Evet, devam ediyorum. 13. uygulamamız histogram. Biliyorsunuz histogram bir frekans, bir yığılma şeklinde kullanılıyor. Tamamıyla istatistiksel bir şey. Burada düşünürseniz hep yaptığımız bir şey. Çeşitli sorun analizi yapmışız. Fabrikamızdaki sorunlar 5 tane aydınlatma şurada, şurada, şurada çıkıyor. Motorda, sigortada, elektrik tesisatında diye. Bunun histogramını çizdiğinizde arkadaşlar yine buradan veya farklı şeylerden alabiliriz. Bakın şöyle Pareto'da onunla beraber bir şey. Buradaki gördüğünüz şey vermiş olduğunuz sayı yani 1 ve 9,3'e kadarmış. O kendisi ona göre ayarlıyor. Şimdi bunları değiştirebileceğiz. 1 ile 9 arasında hemen şunu şöyle yapacak olursak veri etiketi. 12 tane sorun 1 ile 9 arasındaymış. Yani 9 ile 17.6 3 sorun, bir tane sorunumuz da 17 ile 25 aralığında şu kart. Demek ki oradan Pareto'ya da gittiğinizde tekrar grafik türünü değiştirdiğimizde hani bu 80-20 neyse kuralı işte onu çözdüğünüzde en çok sorunlar burada, bunların yığılmışı burada, bunları çözdüğünüzde sorunların büyük bölümünü çözmüş oluyorsunuz. Tabi buradaki aralıkları değiştirmek söz konusu. Hemen değiştirelim arkadaşlar. Şuradan şunun üzerindeyken sanıyorum değiştireceğiz. Yani 1000 aralığı dediğimiz şeyi değiştirebiliyoruz. Bu farklı bir şey. Eksen üzerine giderek yapacağım. Evet, ekseni bir şey. Bakın arkadaşlar, bölme sayısı 8,3'e göre değil de onar onar bölünsün diye. Bakın 1 ile 11, 11 ile 21 veya 3'e değil 5 bölgeyi ayır diye düşünebilirsiniz. 5 bölgeyi ayırarak yani 1 ile 5 arası olan 12 tane, 9 ile 14 2 tane gibi, yani bu sorunlardan nerelerde yığılma. Demek ki 1 ile 5 arası çok fazla sorun var. 1 ile 5 arası oluşan. Demek ki bunları giderdiğimizde çoğunluk burada. Bu arada bu hani öğrenciler notlar almış, nerelerde not yığılmış gibi. Hani 1 ile 100 arası verdiniz ama 50 ile 60 arası kaç kişi almış şeklinde bir yığılmayı gösteriyor arkadaşlar. Ve Pareto'da isterseniz aynı şekilde çizilebiliyor. Evet, 14'te bakalım. Bir şelale, yine yeni grafik türlerinden. Burada bakın sanıyorum şuna gerek yok. Böyle bir azalmayı göreceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi grafiğimizde böyle bir bu kadar para yatırdık, harcadık, 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 tekrar yatırdık. Nakit akışlarında vesaire kullanılan özel bir grafik türü. Yine bakalım. Bu kutu ve yatay çizgiler, box office tamamıyla istatistiksel minimumu, medyanını, maksimumunu yani arkadaşlar göstermek için hani medyan dediğimiz şeyi, ortancayı göstermek için özel bir grafik türü. Yani kullanırsınız, kullanmazsınız ama bu şekilde arkadaşlar göstermek için kullanılan özel bir grafik türü. Yine devam ediyorum. Birleşik grafik, evet çok önemli. 2013'te çıkan, daha sonra normal standart grafikler arasında. Bu da şöyle bir olay bakın. Biz burada üretilen, işte satılan vesaire var. Bir adet ve bir de ikinci bir onunla ilgili bir parametre. Yani üretilen adet ve fires var. Satılan, iade edilen vesaire. İşte satılan ve diğer başta personel sayısı gibi bir veri. Bunların hepsini alıp da ekleden bir sütun çizdiğinizde çok bir şeye benzemeyecek. Çünkü birisi ilgili bir veri ama çok küçük sayılarda göstermiş. İşte bu durumlarda gidip ekleden arkadaşlar birleşik combo grafiğe gidiyoruz. Burada daha çok sütuna karşı çizgi gibi, bakın istediğimiz diğer parametreyi çizgi olarak göstermek, bu fireydi. Tabii diğer bir sorun da
Birisi binler, birisi onlar buraya gelip ikincil eksen diye bir şeyi tıklayarak çizmek arkadaşlar. Ve ona da kendi aralığında bir eksen verilmesi. Yani burası 4000'e kadar, burası da 25'e kadar gibi. Böylelikle bakın anlamlı bir grafiği. Yani işte bizim ürettiklerimiz ve bizim fire sayımız aynı şekilde personel sayısı olabilirdi, çalışma saati olabilirdi, üretilen miktar olabilirdi. Bunları bu şekilde göstermek çok yararlı. Performans grafiği, kihve grafiği açısından çok yararlı bir çalışma arkadaşlar. Yine devam edelim. Daha farklı var. Bir hedefe karşılık göstermek. Böyle yaptığınızda çok bir anlamlı olmayacak belki. Ama yine de tabii tercih edilebilir. Gidip birleşiği, komboyu seçtiğinizde bakın hedef için bir çizgiyi seçebilir. Ondan sonra ister ikinci grafik ama ikinciyle çok ihtiyaç yok. Hedefe çizgiyle göstermiş oldum. Yani bunun çok büyük bir esprisi yok. Aynı şey eğer küçük değer olsaydı daha anlamlı olurdu şey anlamda ama ikinci bir türü seçtim bakın. İki türlü ve iki eksenli diyelim. Burada iki tür yeterli sadece. Bakın bunlar benim ürettiklerim, bunlar hedefim, hedefi aşanlar, aşmayanlar şeklinde etiketlerin şeylerinde koyalım, label'larını da gösterecek şekilde arkadaşlar gösterebilirsiniz. Evet, devam ediyoruz. Son olarak mini grafikler, yine kullanabileceğiniz bir şey. Yani aylık üretimlerim var. Tamam, tabii ki grafikleri normal şeyler ama mini grafik şöyle bir durum. Ekle de insert de yine. Şurası spark lines deniliyor. Çizgi line ve kalım olacak şekilde. İşte çizgiye geldiniz. Şurada basıyorsunuz. Böyle bir eğilimi gösteriyor. Aynı şekilde kolon da olabilir. İlk nokta, yüksek nokta, düşük nokta, farklı renkler vesaire verebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir çalışma. İsterseniz sütun şeklinde de çizebilirsiniz. Bir eğilimi yani öyle bir ne diyelim, müziği içine koyacağınız yanda onun eğilimini göstermek gibi bir grafik düzenlemesi yine şirketlerde yararlı olabilecek bir çalışma. Evet arkadaşlar, grafik uygulamalarını yaptık. Diğer bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşça kalın.